Van'da yani 3 milyonun üzerinde hayvan kaydı, küçükbaş hayvan kaydı, 200 bin üzerinde büyükbaş hayvan kaydı mevcuttur. Van ülkemizin et deposudur. Bu malum bilinen bir şeydir. Allah'a hamdolsun biz yani ülkemizde küçükbaş hayvan varlığında Türkiye birincisiyiz. İlimizin kurbanlık hayvan potansiyeli küçük başta 166 bin, büyük başta yaklaşık 10 bin kadardır. Bu sene şimdiye kadar ilimizden ülkemizin diğer illerine başta Antep, Adana, İstanbul olmak üzere 7500 koyun yani küçük baş hayvan sevki yapılmıştır ve 4300 de büyük baş hayvan sevki yapılmıştır. Halen yapılmaya devam etmektedir. Halen sevkler gitmektedir. Evet. Şimdi kurbanlık olacak hayvanda hangi özellikler aranmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? Yani bir vatandaşımız kurbanlık bir hayvan alınca neye dikkat etmelidir? Ondan söz etmek istiyorum. Öncelikle hayvanın küpeli olup olmadığına bakmalıdır. Küpe ne anlama geliyor? Küpe o hayvanın çalınmadığını, o hayvanın bütün aşılarının yapıldığını, o hayvanın sağlıklı olduğunu, herhangi bir hastalık unsuru taşımadığını, küpe aynı zamanda o hayvanın kurbanlık vasfı taşıdığına, gebe olmadığına, damızlık olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla küpeli vatandaşlarımız küpeli hayvan alımına özen göstersinler. Bu konuda hassas davransınlar. Onu söylemek istiyorum. Malumunuz kurbanlık olacak olan hayvanlarda dini açıdan yani büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Küçükbaş hayvanın 1 yaşını doldurmuş olması lazım. Ancak 6 ayını doldurmuş, ancak 1 yaş şekilde bir görünüm veren, görüntü veren küçükbaş hayvanlar da kurbanlık olarak seçilebilir. Kurbanlık hayvanlarda bir noksanlığın, eksikliğin olmaması lazım. Toparlık, körlük, sakatlık olmaması lazım. Hayvanın herhangi bir uzvunda bir parçasının eksik olmaması lazım. Sağlıklı bir görüntü vermesi lazım. Şimdi kurbanlık hayvanlar nerede kesilmeli? Onun üzerinde, onunla ilgili de bir açıklama yapmak istiyorum. Belediyelerimizin belirlemiş olduğu kurban kesim yerleri seçilmelidir, tercih etmelidir. Zira belediyelerimiz buralarda tüm tedbirleri almışlardır. Buraya et askılarını koymuşlardır. Buraya su götürmüşlerdir. Ayrıca sakat atların ve diğer artıkların da bertaraf edilmesi için oralara konteyner, oralara römork falan koymuşlardır. Mahalle aralarına lütfen hayvanlarınızı mahalle aralarında kesmeyiniz. Lütfen sakat atları sağa sola atmayınız. Etrafın kirlenmemesine yani dikkat edelim ve hem çevremizin sağlığına dikkat edelim hem de kurbanlık hayvanımıza saygı gösterelim. Hadi